Herkese yepyeni bir videodan merhabalar, selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olacağınız üzere bugün günlerden geleneksel aylık market alışverişi videosu. Şimdi evden çıkıyoruz. Ben de sizlere vlogumu açmak istedim. Ben bir hafta boyunca dinlendim arkadaşlar. Düğünleri bitirdik biliyorsunuz. Oynadık, zıpladık. Herkesi evlendirdik. Çok güzel geçti hepsi, eğlencelerimiz. Artık şimdi de bir market videosuyla tekrardan karşınıza geldim. Şimdi evden çıkıyoruz arkadaşlar. O zaman markette görüşürüz. Evet, geldik arkadaşlar şimdi markete. Yine baş başa geldik. Şimdi bir araba bulalım aşkım ilk önce. Sen arabayı al gel, ben de hemen şurada terliklere bakayım bir. Şöyle terliklere bir bakayım arkadaşlar. Evde giymek için bir terlik bakıyorum ama evin içinde giymek için. Şunlar fena değilmiş aslında. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatları 40 TL galiba. Bu 38 numara. Ben şunu bir deneyeyim arkadaşlar. Her zamanki gibi sebze alışverişiyle başladım arkadaşlar. İlk önce soğan ve patates alacağım. Şimdi buradan çok güzel soğanlar, patatesler. Bugün şansımızda müzik var. Çok fazla çekemezsem video. Kusura bakmayın. Yeşillik de alacağım ama dolmalık biber bulursam alacağım yeşilliği. Şöyle bir ilerleyelim. Kağıtlarla başladım. Havlu kağıt da alacağım. İki arabayla gider arkadaşlar. Yemeğini yedin, doydun mu? Afiyet olsun. Marketin içerisine girdik. Listem burada ama beni ilk karşılayan cipsler oldu. Kaç gündür cips sayıklıyordum aşkım ben. Cips alıyorum şöyle. Ruffles ve Doritos alıyorum aşkım. Şöyle arabaya atalım. Burada hemen soğuk içeceklerle devam ediyorum arkadaşlar şimdi. Aşkım Ice Tea. Şunu alacağım. Hangisini? Tamam, evet. Aynen. Şöyle koyalım. Evet, güzel. 7 gün. Bu ne? Portakal. Limonata alalım aşkım bir de. Limonatasız ben bir hayat düşünemiyorum. Ama mantarla değiştirebiliriz. Yok, değiştirmeyelim de bir tane de limonata alalım. Acaba şöyle büyük limonata mı alsak Uludağ'ın? Nasıl olsa hemen bitiyor ama. Yani limonata. Evet, alalım bence bir tane öyle. Ne kadarmış fiyatı? 18,5. İyi, güzel ya. En azından büyük büyük. Serin serin içeriz. Yazın gidiyor yani. Limonatamızı da arabamıza koyduk. Yoğurt aldım. Bir tane de süt aldım. Evet aşkım, bir tane böyle alalım. Ben bunların bir de şeylerini seviyorum. Şeffaf ya. Karşıma 15. Şu bordoyu çok sevmemiştim. Şöyle iki tane alayım mı? İndirimdeymiş mi? Yok aşkım, bir tane al ya. Yazın bozulmasın şimdi. Yani bittikçe alalım. Ben hep öyle yapıyorum yumurtayı. Tamam da arkadaşlar, bugün müzik var ya. Çekemiyorum çok fazla sizlere aldıklarımızı. İnanmıyorum. 44 lira şu kadar kuru kayısı. Şu 28 lira. Ha, böyle küçükleri de varmış. Şunu biraz daha azını bulabilirsem alacağım. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar ya. Yaz kış yiyorum vallahi bunlardan. Şunu alayım olmazsa ya. Akşam hamburger mi yapacağız aşkım? Dondurulmuş köfte bulamadık ama. Bakmadık ki. O güzelmiş, altılı. Tamam, onu alalım aşkım. Alayım mı? Onu alalım, köfte bakalım şimdi. Arkadaşlar, market alışverişimizi bitirdik ama gelin görün ki hiç video çekemedim sizlere ya. Çünkü açmışlar, bangır bangır müzik çalıyordu bugün. O yüzden değil mi aşkım, hiç yani video çekemedik. Bir de çok kalabalıktı. Hatta dedim ki, çalışan bir bayan var orada. Dedim ki hani Kurban Bayramı geliyor diye mi böyle yoğun dedim. Hayır dedi, ayın başı diye böyle. Demek ki her ayın birinde böyle yoğun oluyormuş aşkım. Ondan kalabalık oluyormuş. Neyse, alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı size eve gidince gösteririm. Bagajı doldurduk. Vallahi Allah bereket versin. Her şeyimizi aldık. Yani bayağı bir miktar tuttu yine alışverişimiz ama alışverişimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Çünkü tereyağı aldım. İşte hep böyle eriyecek malzemeler de var. Bu akşamki menümüzde de aşkım ne vardı? Burger köfte. Burger yapacağız. Burger King yapacağız kendimiz. Evde hamburger yapacağız yani arkadaşlar. Öyle bakalım. O zaman eve gidince görüşürüz. Bakalım, bir de onları eve taşıması var şimdi. Nasıl taşıyacaksak.
çok sıcak arkadaşlar ya. Öyle böyle değil. Yani sıcak kelimesi az kalır. O yüzden bir an önce alışverişi bitirip eve gitmek istedik. Biz dayanamıyoruz ki. Ürünler nasıl dayansın değil mi aşkım? Evet. Vallahi berbat berbat. O zaman evde görüşürüz arkadaşlar. Evet, sonunda evimize gelebildik arkadaşlar. Marketten aldıklarımızı yukarı taşımak oldukça zor oldu. 3 parti falan yaptık. Küçük küçük poşetlere koymuştuk. O büyük market poşetlerinden de kalmadı artık bizde. Ne yaptık bilmiyorum. Eskiyenleri atmışız herhalde. O yüzden küçük küçük manav poşetlerini doldurup geldik. Bayağı yorulduk yani. Birazcık nefes aldım. Bir soğuk suyumu içtim. Ve geldim arkadaşlar. Bu arada sizlere videomu açmadan önce de akşam yemeğimiz için Burger King yapacağız arkadaşlar. Ev usulü hamburger yapacağız. Ben de bir de yanına fırına patates atacağım arkadaşlar. Onları güzelce dilimleyip bekletiyorum şimdi. Onlar birazcık böyle suları aksın süzgecin içerisinde. Daha sonra fırınlayacağım sizlere videomu kapattıktan sonra. Şimdi gelelim alışverişimize arkadaşlar. Hepsini koyamadım böyle çıkaramadım buraya. Çünkü çok yoruldum. Tek tek göstereyim istedim sizlere. Her zamanki gibi yine havlu kağıdımız ve tabii ki de tuvalet kağıdımız var. Bunlar benim olmazsa olmazlarım. Bence her evin olmazsa olmazı. Böyle ketçap ve mayonez aldık arkadaşlar. Normalde aslında evde mayonez yoktu. Bizim evde hep mayonezler önceden bitiyor. Hatta bir tane ketçap vitesiye kadar iki tane mayonez bitiriyoruz diyebilirim. Ama bu daha indirimli geldi bize. Mesela bu sadece bir tane mayonezi 37.90'a falan alacaktık. Hatta almıştık onu, koymuştuk arabaya. Daha sonra bunu görünce bu da 47 lira falandı galiba. Hani Samet de dedi ki olmuşken, dedi ikisi olsun. Evde 3 tane ketçap oldu yani sizin anlayacağınız. Böyle bunu aldık arkadaşlar. Poşet poşet gideceğim. Karman çorman koyduk o yüzden poşet poşet gideceğim. Bir tane Lipton Ice'i aldık. Şöyle 15'li yumurta aldık arkadaşlar. Dediğim gibi bunun şeffaf oluşunu çok seviyorum böyle poşetini. Birazdan onları dolaba koyacağım hemen. Bakalım bu poşetten ne çıkacak. Canım böyle çokomel istedi. Çocukluğuma gittim ya. Seviyorum çokomel tarzı şeyler arkadaşlar. Bir de şu krema ole. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama ilk defa deneyeceğim. Bunu çok merak ediyordum. Böyle muzlusunu aldım. 3 dakikada hazır. Bu böyle soğuk yenen bir tatlı. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Bunu da orada sanırım size göstermiştim. Gün kurusu aldım arkadaşlar. Şöyle kayısı aldım. Makarna aldık arkadaşlar. Bu Türk Şeker markasının makarnası en ucuz makarna. O yüzden bundan aldım. Böyle bunda da fazla bir çeşit yok. Şu fiyonu çok seviyorum. Bir tane böyle burga aldı. İki tane de spagetti aldım. En sevdiğim de spagetti. Yani çubuk makarnayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle. Yani yapacağımız için şöyle Uno'nun altılı hamburger ekmeğinden aldık. Bir yandan da açlık çok kötü bastırdı arkadaşlar. Böyle ben acıktığım zaman kan şekerim mi düşüyor? Ne oluyor anlamıyorum. Elim ayağım titremeye başlıyor. Böyle şu anda o seviyeye geldim. Ama sizlere şöyle açsak daha mı iyi olur? Dedim ki sizlere video çekeyim ki en azından dolaba atılacakları bir an önce atarım. İçim rahat etmez yani videom yarım kalırsa diye. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız şu şişenin ya? Ben normalde hep Öncü'nün nar ekşisini alıyordum. Bunun şişesinden dolayı bunu aldık. Kavaklı Dere'nin nar ekşisi sosu. Yani en azından bunu daha sonra da kullanırız diye düşündük. Kendi limon sıkıp böyle içine suyunu koyabilirim diye. Bunu aldık. Hoşumuza gitti dediğim gibi. Şişesinden dolayı aldık. Biz biraz Samet'le görselciyiz arkadaşlar. Tadından fazla görseline bakıyoruz. Yaz aylarında en çok giden içeceklerden en birinci sırada diyebilirim. Bizim evde soda gidiyor arkadaşlar. Elmalı soda. Bu zaten 6 tane ya. Kaç gün gider? 3 günde biter yani bu. Soda çok fazla gidiyor bizim evde. Çünkü bizim ev yanar ev. Bizim ev elinden kaldı yanar ev. Herkes biliyor. Akrabalarım falan da biliyorlar. Hatta gülüyorlar. Ben böyle bazen Instagram'a da paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Öyle böyle bir sıcak değil. Yani şu an klimayı açtığım için böyle gül cemalimi görebiliyorsunuz. Yoksa benim suratım 5 karış oturuyorum sıcak olduğu zamanlarda. Şöyle ince bulgur aldım ve kalın bulgur aldım. Bununla pilav yapmak için aldım biliyorsunuz. Bununla da böyle bugün mercimek köftesi yapmak istiyorum. Çok canım istiyor. Ne zamandır canım istiyor. O yüzden mercimek köftesi yaparım diye aldım. Bir de böyle ay ne düşüyor. Bir de şu kalem makarnadan aldım. Biz bunu da böyle köri soslu Samet'le ikimizin spesiyelimiz var arkadaşlar. Tavuklu, köri soslu, kaşarlı böyle güzel bir makarna yapıyoruz. O yüzden genelde hep bunu kullanıyoruz. Yani o bizim özel yemeklerimizden birisi. Hatta vloglarımın arasında olması lazım. Alfredo makarna diye yazarsanız daha önceki vloglarımda çıkabilir. Yaz aylarında Nutella almayacağım diyordum ama yine aldım dayanamadım arkadaşlar. Bunu görünce böyle hoşuma gitti dayanamadım.
Bir de şu mercimeği aldım arkadaşlar. Kırmızı mercimeği. Gerçekten bunun taneleri böyle iri ya. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi inşallah mercimek köftesi yaparsam sizinle birlikte yapacağım mercimek köftesini. Daha önce bir ya da iki kere yaptım. Çok becerebildiğim bir konu husus değil ama yine de denemek istiyorum. Tekrar yapacağım sizinle birlikte. Dediğim gibi kırmızı mercimeği de böyle koyayım ve devam edeyim göstermeye. Alışverişe ilk başlarken cipslerimi gördünüz. Cips sayıklıyorum demiştim bu hafta. Şöyle Doritos ve Ruffles aldım. Şöyle dörtlü uyguna geliyordu arkadaşlar. Buzdolabı poşeti aldım böyle. İçerisinde 20 adet var ve ne kadardı fiyatı ya? 27 falandı yani 27 küsurdu. Orta boy olarak böyle buzdolabı poşetimi aldım. Bu terlikleri aldım arkadaşlar. Görmüştünüz orada girişte bakıyordum ya böyle. Evin içinde ben terliksiz gezemiyorum. Şöyle göstereyim. Altları biraz pis. O yüzden hemen direkt altlığını ıslak mendille sileceğim için şuraya koyacağım. Şöyle göstereyim dedim size. Bu da 40 liraymış arkadaşlar. Dışarıda fiyatlarını göremedim bir türlü. O yüzden söyleyemedim sizlere. Orada hem marketin girişinde denemiştim ya. Neyse aldım böyle. Gezerilmiş. Yumuşacık böyle. Evin içinde güzel olur diye düşündüm. İnşallah altları da kaymaz. Gelelim bir diğer poşetimize. Bu sıralar durmadan yine çiğdem yediğim doğrudur arkadaşlar. Çiğdem aldım. Bizler İzmir'de çiğdem deriz. Çekirdek asla demem ben. Çünkü çiğdem yani adı üstünde. Çiğdemdir. şöyle soğan aldım. Birazcık. İki tane elma aldım. Büyükçe. Biraz böyle manav alışverişi yaptım arkadaşlar. Üç tane patlıcan aldım. Bununla da Allah nasip ederse hafta içi islim kebabı yapmak istiyorum. Çok seviyorum bunu ve o yemeği gerçekten çok özledim. O yüzden patlıcan alayım dedim. Bir de patates aldım arkadaşlar. İyi ki de almışım. Evdekileri doğradım ve patatesim yine bitmişti küfemde. O yüzden az az alıyorum. Yani böyle yazın çok çürüme oluyor arkadaşlar. Çok aldığımız zamanlarda. Ki zaten malum her şey çok pahalı. Çok çok artık alamıyoruz. Marketler, manavlar yakın nasıl olsa. Bittikçe taze taze gidip alıyorum. Hem çürümemiş oluyor hem de bütçeme biraz daha faydası oluyor diyebilirim. Bu poşetinde de biraz böyle deterjanlar var arkadaşlar. Şöyle Tursil'i aldım ya. Bunu bakayım deneyeyim güzel mi? Hoşuma gitti kokusu falan. 30 liraydı bu. 26 yıkama ama pervol almadım bu sefer. Deneyeceğim bakalım. Hoşlanmazsam, sevmezsem temizliğini. Yine pervolü dönüş yaparım ama bunu bir denemek istedim. Bir tane berrak peçete. Bir tane cifin tüm yüzeyler için olanı aldım yine. Domestos aldım bir tane. Elde yıkama feyrimi de aldım arkadaşlar. Şampuanımızı da aldık yine. Bir de alışverişimi yıldızlı tabletleri de aldım arkadaşlar. Yaptığımız alışverişte en çok bunun tadını merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle burger sos aldık. Ay kahve aldım arkadaşlar. Bunu orada böyle yeni çekiyorlardı. Dayanamadım kokusuna orada. Aldım böyle azıcık geldi. Bakar mısınız? 20 liralık kahve. Kilosu 180 liraydı baktım çünkü. Yani çöp poşeti. Bir kalıp yine ömür peynir aldım. Bu da 58 lira falan geldi arkadaşlar. Aynen. Bir paket küp şeker aldım. Bir paket tek süt aldım. Yine vazgeçemediğim mor paketli Lipton çayımı aldım arkadaşlar. Çayım da hiç kalmamıştı. Kavanozumu yıkamıştım hatta. Bu arada sizlere bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Çayınız, kahveniz bittiğinde mutlaka ama mutlaka kavanozlarınızı yıkayın ki yeni aldığınız çay ve kahveler daha taze olsun. Bu da benden size küçük bir tavsiye olsun. Burada da yine içecekler var arkadaşlar. Limonatamız var. Şunu Samet iş yerinde içmiş ve çok beğenmiş. Dedi ki bana kesinlikle bundan almalıyız. Mandarin. Bundan aldık arkadaşlar şevepsin. Artık 5'lik yağ alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben de böyle 1.8'lik bir yağ aldım. Bu bana zaten bir ay gider inşallah diyeyim artık. İnşallah bir ay gider. Kurabiye yapmak için bir paket margarin aldım. Bir de şöyle küçük bir tereyağı aldım arkadaşlar. Bunu kahvaltıda yemek için aldım tabii ki. Şöyle birazcık kıyma aldık arkadaşlar. 80 liralık yani birazcık dedim de 80 liralık kıyma gerçekten birazcık geliyor. Bir paket yine krema aldım. Şöyle birazcık tulum loru aldım. Bir de aç bitir aldım. Loru alma sebebim de yufkalarımı aldım arkadaşlar. Çünkü börek saracağım. Canım çok börek çekti benim. Bir paket kakaomuz var. Kaşar peynirimiz var. Yine şöyle kaymaklı yoğurdumuz. Ay ben arkadaşlar kaymaklı yoğurt yiyemeyenleri anlamıyorum. Ne kadar güzel bir kaymağı. Neden çıkartıyorsunuz kaymaklarını ya? Ben de özellikle gidip kaymaklı yoğurt arayanlardanım marketlerde. Bir tane de kornişon turşu almışız. Pazar kahvaltısı için birazcık böyle kahvaltılık şeyler aldık arkadaşlar. Çünkü o yüzden şöyle sosis aldım.
en sevdiğim, yazın en sevdiğim yemek diyebilirim. Dolma biber arkadaşlar. Dolmalık biber aldım böyle. Bakın minik miniklerdi. Çok tatlılardı. Dediğim gibi çok seviyorum ya dolmayı. Hiç yani böyle her öğün olsa yerim. Kahvaltıda falan da yiyorum ben dolmayı. Bilmiyorum, çok seviyorum yani. Bir tane böyle puding aldım. Son olarak da bir tane de böyle pat pat mısır aldım. Miralinda'nın pat pat mısırı arkadaşlar. Aklıma hep Mira geliyor. Hatta geçenlerde Tuğba'ya gönderdim. Bundan dedim ki Miral'ın pat patı diye. Bu arada arkadaşlar saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. Sizler ne dersiniz? Bilmiyorum, şöyle bir hoşuma kısa kısa modeller gitmeye başladı. Yazın böyle jöleleyip ya da böyle işte fönleyip kullanabileceğim böyle bir model var kafamda. Sizler ne diyorsunuz? Bir değişiklik yapayım mı? Saçlarımdan kurtulayım mı? Kestireyim, yoksa böyle uzun mu kalsın? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizlerin de fikrine çok ihtiyacım var. Bu arada market alışverişimiz de 1500 TL tuttu. Dev alışveriş. Gerçekten dev alışveriş. Hatta fişim de burada. Bakar mısınız? Yine böyle ben bunlara fax diyorum. Kasiyer kız da hatta güldü bana. Şöyle uzunca bir fiş yine. Dediğim gibi 1500 TL tuttu. Daha almadığımız birçok şey var belki de içinde. Her şey çok pahalı. Ki biz yani her şeyin böyle hani ucuzundan almaya çalışıyoruz normalde gittiğimiz marketlerde. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Her zaman bunu söylüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah herkesin alışverişini güle güle yedirmeyi nasip etsin. Yemek demişken artık daha fazla açlığa dayanamıyorum arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. İnşallah severek izleyebileceğiniz güzel bir video olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. O zaman videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.